Peki hemen sorayım. Zaten orada ciddi bir kültür çatışması var, filmde de. Diyarbakır bir tarafta, Karadeniz bir tarafta. En çok neler şaşırttı seni oraya gittiğinde? Diyarbakır'da çok rahat ettim. Diyarbakır'da bir insan olarak çok rahattım. Yani çok rahat bir 25 gün geçirdim. Hani o filmde söylenen cömertlik, hoşgörü ve yardımseverliğin gerçekten yaşadın mı orada diye? Yani şöyle, kaldığımız otelin yanında bir büfe gibi bir yer vardı. İşte büfeden işte kraker mraker bir şeyler alıyordum. Hemen arkada bir çay ocağı vardı. Birkaç kere görünce beni o çay ocağının garsonu, abi gelsene de bir çayımı iç dedi böyle. Dedim iyi, geleyim yani, oturdum. Ve 3 gün boyunca beni gördüğü an çağırıyordu ve çay ısmarlıyordu yani. Bir gün para çıkarmaya çalıştım. Dedim artık kaç gündür geliyorum yani. Bedava çay mı içeceğiz? Tam dedim, misafir misin? Dedim yani emek harcıyorsunuz buna. Siz niye ben para vermeyeyim ki buna? Olur mu ya, misafirlikten önemli mi dedi yani. Ya çok şaşırdım. Çok böyle alışık olmadığımız şeyler. Ya bu anlattığım şey gerçekten yani. Bu anlattığım şeyler, orada yaşadığımız şeyler gerçekten, bu örnek en basit örnek. Yani gerçekten çok huzurlu, çok keyifli. Yani insanların birbirine çok kardeş olduğu bir yer Diyarbakır. Herkes birbiriyle kardeş orada. Biz burada böyle herkes birbiriyle kardeş olamıyoruz. Çünkü birbirimize düşman olarak bakıp sonrasında çeşitli hesaplar koyarak ama devam ediyoruz. Aynı şey tabii yani Artvin için de geçerli. Artvin bir masal şehri. Yani Karadeniz Trabzon, tarafı da Rize. Filmin görüntü olarak hakikaten insanı büyülüyor. Tabii biz o sarı, yani biz o sarı görüntüden. Birkaç gün geçirsem diyorsun. Evet, o sarı görüntüden yani. İşte Diyarbakır'dan, Bingöl'den böyle Artvin'e geçerken yavaş yavaş sarı yeşile dönüyor. Sonra yeşil baskın olmaya çalışıyor. Artvin'e geldiğimizde yeşilin binbir rengini görüyoruz. Müzisyen yönüne geleceğim Osman. Ha, geldik oraya. Geldik oraya. müzisyen demeyelim ona. Yani müzisyen dediğimiz zaman, hani müzisyen benim için gerçekten çok başka şeyler yapan insanlar. Yani ben sadece işgüzarım. İşgüzarlık yapıyorum yani. Çok başarılı yapıyorsun işgüzarlığı ama öyle yani, değil. Teşekkür ederim ama yani bu tamamen bir işgüzarlık. Benim geçmişimde 7 yaşından 12 yaşına kadar süren bir piyano dersi alma hikayem var. Ondan sonra büyük bir ara oldum müzikle. Sonrasında da Leyla ile Mecnun'da da rol arkadaşı olduğumuz Usan Çakır'ın nasıl diyeyim, yönlendirmesiyle Kenter Tiyatrosu'nda çalışıyordum o zaman. Arkadaşlarım para toplayıp bana bir gitar aldılar doğum günü hediyesi olarak. Usan da bana bu gitarı çalacaksın ve bunu çalmayı öğreneceksin. Çok da iyi olacaksın dedi. Onun sonrasında da ben internetten akorları öğrenmek kaydıyla, yani akor öğrenmek kaydıyla gitar çalmaya başladım. Çeşitli besteler yaptım. Şu anda da Leyla ile Mecnun'da bu müzik yapma ve müzikal durumlarla ilgili fırsatlardan dolayı da çok memnunum. Her şey biraz denk geliyor gibi. Gün doğmadan neler doğar diyorlar, korkuyorum. Pes etme sakın sen, devam et diyorlar. Yoruluyorum yazın susuz kalan nehirler gibi kuruyorum. Zaman gerek bana, bekliyorum.